Selam arkadaşlar, hepsi bir kanala hoş geldiniz. Ben Söner. Evet, bugün yine yeni ve güzel bir video ile sizle birlikteyim arkadaşlar. bugün size neyi tanıtacağım? Ubi Obiconi Multistore mağazasının arkadaşlar yeni versiyonu çıktı. E, i̇çinde de offline hand toolbox yani hand toolbox araçlarında arkadaşlar içinde içeriyor. Şöyle göstereyim. 0.71 gördüğünüz gibi full hand toolbox var ve içinde de Obikuni mağazasının V1.0 versiyonu güncellenmiş hali var. E, oyunun kurulumunu zaten biliyorsunuz. E, oyunun diyorum. Programın kurulumunu zaten biliyorsunuz bu mağazanın. E, yine de burada resim olarak ben göstereyim köşede size. Açıklamaya ben PKK dosyası olarak, PKC dosyası olarak bunu attım. Onu FAT32 formatlı flash belleğinizin içine atın. Ondan sonra arkadaşlar e, internet tarayıcısına gelin buradan. Daha önce kuranlar bilir. Ben yine de söyleyeyim. Sonra e, Hand Handibug PKC Enable'a gelin. Buradan e, şuraya Initialize yapıyorsunuz. Sonradan da Enable Debug Package yapıyorsunuz. Heh, kapatacak. Sonra Package Manager kısmına gelip şuradan Install bölümüne geleceksiniz. Şuradan. Standart bölümünden de kuruyorsunuz tabii ki. E, biraz e, kurması uzun sürüyor arkadaşlar. Ondan önce şunu tavsiye ederim size. En üstte şurada Oyun Verileri Yardımcı Programı yazıyor. Burada girin. Normalde bende gördüğünüz gibi kurulmuş. Sizde burada Hand Toolbox varsa arkadaşlar onu üçgenle silin. Ondan sonra bu Ubiquiti mağazasını kurun. Çünkü çakışma yaşayabilirsiniz. E, eski size verdim Hand Toolbox mağazasına da artık gerek yok. Çünkü içinde zaten bunu içeriyor. Hemen biraz mağazayı inceleyelim. Evet gördüğünüz gibi Offline Soft Rebooter var. Yani makinenizi e, reboot edebiliyorsunuz, resetleyebiliyorsunuz. Ondan sonra Offline HAN Enable var arkadaşlar. Oyunlarınızı internet olmadan HAN Enable yaparak hem yükleyebiliyorsunuz. Hem de arkadaşlar oyunlara direkt girebiliyorsunuz. Debug, PKG, Enable var arkadaşlar. Bunda da yine olan oyunlar, örnek veriyorum 5 tane partlı oyununuz var. Debug, PKG, Enable yaparak onları da oynayabiliyorsunuz. Bu da ham fonksiyonları var. Bunlar önemli değil. Ee, external, bunlarda PKG linkerle attığınız şeyleri kurabiliyorsunuz. PKG linker diye program söylemiştim. Ona da geçelim. En aşağıda gördüğünüz gibi e, donate'in yani bağış yapan kişilerle ilgili bilgiler var. Burayı da geçelim. Full box ayarları var. Ee, oyunda Türkçe şey de var arkadaşlar. Mağaza için Türkçe dil de gelecek ama şu an daha gelmemiş. Bakın göstereyim onu sizden. Bakın en aşağıda Türkçe de var ama Kullanım durumu hayır yazıyor. Available no yazıyor. Şu an kullanamıyoruz. Burada başka göstereceğim ne var? Ee, araç çubuğunu güncelleyebiliyorsunuz. Zaten güncel. Gerek yok. Biz mağazanın içine girelim önce. Bakalım neler var neler yok. Gördüğünüz gibi multi multistores yenilenmiş ve 1.0. Evet Birincisi yine TCSX mağaza projesi var. <laughs> bu mağazada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Mesela şurada gördüğünüz gibi no han PC3 yani han olmadan pc onları kurun diyor. Ama girdiğinizde içine han enable yaparken bile girdiğinizde oyunları indiremiyorsunuz, hata alıyorsunuz. Nedeni e, donator olmanız gerekiyor. Yani bağış yapmanız lazım bu uygulamayı yapanlara. O yüzden burada sadece şunu kullanın derim size. Han PC3 buradan indirim yaparsınız. E, i̇ndirme yaparsınız. Ondan sonra Montex e, loja mağazası var gördüğünüz gibi. Buradan yine aynı devam şekilde e, oyunları indirebiliyorsunuz. Modlar var içinde. GTA 5'in modu var mesela. Bu arada jogos da oyun demek arkadaşlar İspanyolca'da. Buradan da girip mesela bakın burada özel oyunlar var. God of War 3 olsun, Skate, Skyrim. Bakalım mesela God of War 3'e bakalım indirebilecek mi? Bakın yanında ne yazıyor? Debug PKG. Yani bu oyunu indirirken debug PKG yapıp öyle indirmeniz gerekiyor. Basalım. Deneyelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi God of War mesela çok yüksek boyutlu bir oyundur. Yaklaşık 39 GB olması lazım. İptal ediyorum. Bu tarz oyunları bu öyle yerlerde indirebilirsiniz. Eğer ki yan tarafta HAN PKG yazarsa HAN'ı enable yapıp öyle indireceksiniz. Çok kısaca ben bakacağım mağazalara. Free Game var. Burada yine gördüğünüz gibi PC3 oyunları, PC2 oyunları. Belki bu PC2, PC1'lerde arkadaşlar belki hata verebilir. Ben onunla ilgili size başka bir video çekeceğim ileride. Ee, pc oyunların nasıl yükleyeceksiniz PlayStation 3'ünüze. Onunla ilgili bir video, çeke, video çekeceğim. Merak etmeyin. Cut Store var. Bunlar da genelde standart. Hatta demo oyunları var gördüğünüz gibi. C00 demo oyunları. Aklınıza bulunsun. Ee, Saline Store bunu yeni gördüm. Galiba yeni olması lazım. Aynen PC3. Bakın bunlar Avrupa arkadaşlar. Hong Kong, Japon, Amerika... Şu Jugos PKG dedi de bu da özel oyunlar. Mesela neler var? God of Frisch yine bakın Bulur Bir tane deneyelim bakalım FIFA 18'i. Debug PKG demiş. Bakalım hata verecek mi? Evet 403 hatası verdi. E, status kod 400 hatası. Bunda da yüksek ihtimal yine donator olmanızı isteyecek. Boş verin. Free shop var. Buna hiç gerek yok arkadaşlar. Direkt Hunt Toolbox'ı şey göstermiş gördüğünüz gibi uygulamasını. O zaten var bizde. RC Store var. Evet demo da Tema indirebiliyorsunuz. DLC'lerini indirebiliyorsunuz. Gene mod menüleri varmış. Çıkalım. Çoğu aslında birbirine benziyor. Ee, sadece şöyle bazıları farklı. Mesela bu Dark Store dediği Multiman mağazası. Buna zaten benim makine Multiman'lı olmadığı için hiç ilgilendirmiyor beni. Stop Bros'u var. PKG, PSN oyunları. Aynen yine. Burada şey vardı arkadaşlar. En altta yeni bir mağaza vardı. Alex Store zaten biliyorsunuzdur. Death Store bakın. Gördüğünüz gibi ne? 4.82 ve 4.84 makineleri için uyumluymuş. Girelim içine. Bakın. Evet. PC1, PC2, PC3. Biz ilgilendiren neresi? Han PC3. Burada mod menüleri var burada yine. Girelim Han PC3'e. Han oyunları. Evet. Amerika. Yine Japon. Geç. Demo. Geç. DLC'ler var arkadaşlar gördüğünüz gibi yine. Oyun DLC'leri. Download jogo ee, Jogosan. Ekstralar, başka bir şey var mı? Yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaklaşık içinde 10 11-12 tane mağaza olması lazım. Buradaki aslında bence en önemli şey hem şu DeathStore'un olması, yani yeni mağaza olması. Ben buradan deneme yaptım, oyun indiriyor, sıkıntı yok. Ee, onun dışında da Han özelliklerini kullanabiliyor olmanız çok önemli bence. Çünkü bir önceki videoda biliyorsunuz ki Han Toolbox'ı yükleyin demiştim ama Ubiquni mağazasıyla e, çakışma yaşadığı için biri siliniyor, biri e, kalıyordu. Bunda artık öyle bir durum yok. Gördüğünüz gibi bende Hunt Toolbox yok. Sadece bu bazda var. Buradan e, deneyelim isterseniz. Mesela han Enable yapalım. Bakalım oyuna girebilecek miyiz? Evet han Enable yapıyor. Tamam yaptı. Çıkalım hemen. Mesela şu oyunu size beraber kurmuştuk. Bu özel kurumdu. Bunda hana gerek kalmıyordu. Bu oyunu size beraber kurmuştuk. Basalım ikisi. Evet. Gördüğünüz gibi oyuna giriyor her zamanki gibi. E, bence en güzel yeniliği bu. E, tavsiye ederim. Açıklama kısmına dediğim gibi ekledim. E, keyfini çıkarın diyorum size arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.